Değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Vespe Beyaz Eşya'nın 2024'ün ikinci çeyreğine ait özet gelir tablosuna, ayrıntılı bir şekilde gelir tablosuna, yine nakit akım tablosuna bakacağız. Yine arkadaşlar, şirketin faaliyet raporunda sektörle ilgili bazı bilgiler var, onları sizinle paylaşacağım. Ve en son arkadaşlar, şirketimizin haftalık TL bazlı grafiğine bakıp o şekilde videoyu bitirmiş olacağız. Arkadaşlar, videomuzda ilk başta şirketin özet gelir tablosunda ve özet bilanço tablosunda kabaca şirketlerin varlıklarına, öz kaynaklarına bakacağız. Piyasa değerine bakacağız ve şirketin şu anki güncel çarpanlarına bakacağız. Şirket pahalı mı, ucuz mu? Hatta arkadaşlar, şirketin önümüzdeki süreçlerde daha önce göstermiş olduğu kar marjlarını hesaba kadar katarak önümüzdeki dönemde sektör toparlandığında bu kadın ederi ne olabileceği ile ilgili kaba bir değerlendirme yapıp o şekilde videoyu bitirmiş olacağım. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar, baktığımızda şirketimizin özet gelir tablosunda satışların geçen sene göre %17 oranında düştüğünü görüyoruz. Ancak arkadaşlar, faaliyet raporunda da baktım, zaten genel olarak beyaz eşya sektöründe de buna benzer bir daralma var. Dolayısıyla şirketin kendi özeliyle ilgili bir sıkıntı değil. Bu çok çok önemli, çünkü Vestel beyaz eşya bana göre çok değerli bir şirkettir. Dolayısıyla değerli olan bir şirket, kendisiyle ilgili özel bir durum yoksa, sektörel anlamda bir sıkıntı varsa ve bundan dolayı eğer kağıt ciddi anlamda sizin için iskontolu hale gelmişse, bence orta uzun vade yatırımcılar için toplamak için, kademeli bir şekilde almak için fırsat olabilir. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ancak ben bu şirketi açıkçası beğeniyorum. Şirketin satışları geçen senenin aynı çeyreğine göre %17 düşmüş dedik. Brüt kar da arkadaşlar %16 oranında düşmüş. Dolayısıyla satışlarla brüt kar açısından baktığımızda aynı oranda düştüğünü görüyoruz. Demek ki arkadaşlar, şirket kabaca maliyetlerini benzer oranda düşürmüş. Yani bir sıkıntı yok o anlamda. Esas faaliyet karında ciddi bir artış var. Ona bakacak, neden esas faaliyet karında böyle ciddi bir artış var. Satışlar ve brüt kar düşmüş olmasına rağmen FAO'ya baktığımızda arkadaşlar 3.253 milyondur. Geçen sene göre %7 düşmüş. Şirket net parasal pozisyon kazanç kayıplarına da baktığımızda şirketin 2 milyarlık enflasyon muhasebesinden kaynaklı bir kazancı var. Ancak buna rağmen arkadaşlar, şirketin dönem net karı geçen seneye göre %64 oranında düşmüş. Geçen sene 1 milyar 844 milyon net kar açıklarken ilk iki çeyrekte, bu yıl arkadaşlar ilk iki çeyrekte 669 milyon kar açıklamış. Şirketin arkadaşlar buradaki performansını grafikler üzerinde de baktığımızda olumlu durumlar da var. Bir önceki çeyreğe göre arkadaşlar, şirketimiz satışlarını artırmış. Yani geçen senenin ilk iki çeyreğine göre her ne kadar ciroda bir düşüş olsa da 2024'ün birinci çeyreğine göre satışlarını artırmış. Dolayısıyla bu olumludur. Bakın, birinci çeyrekte şirketimiz kabaca 15 milyar ciro yaparken son 3 ayda arkadaşlar 16.8 milyarlık bir ciro yapmış. Yani bir önceki çeyreğe göre satışlar artırılmış, ancak FAO bir önceki çeyreğe göre düşmüş. Bu istenen bir durum değil. Çeyreklik net kara da baktığımızda bir önceki çeyreğe göre biraz artmış arkadaşlar. Yani şirketimiz satışlarını ve net karını bir önceki çeyreğe göre artırmış. Ancak FAVOK'ta bir düşüş var. Ancak bu şirketimiz arkadaşlar, çarpan olarak baktığımızda gerçekten ucuz kalıyor. FK 6.5, firma değeri bölü FAVOK 3.8, piyasa değeri bölü defter değeri 1.15 ve şirketin net borç bölü FAVOK'da 0.60'tır. Gayet uygun bir net borç bölü FAVOK çarpanına sahip olduğunu görüyoruz. Şirketin varlıklarına, aktiflerine de baktığımızda geçen seneye göre, daha doğrusu bir önceki çeyreğe göre dönem varlıkları %5 düşmüş, duran varlıkları %1 artmış. Şirketin toplam 61.6 milyar varlığı var, aktifi var. Şirketin 61.6 milyar aktifi varken piyasa değeri arkadaşlar 30.6 milyardır. Bu açıdan çok çok ucuz kalıyor. Öz kaynaklar açısından da baktığımızda şirketimizin 26.780 milyonluk öz kaynağı var. Şirketin piyasa değerine baktığımızda da arkadaşlar, dediğim gibi 30.6 milyardır. Dolayısıyla öz kaynakları açısından da şirket
ucuz, toplam varlıkları açısından ucuz. Yine satışlar anlamında da bakarsak ilk iki çeyrekte 32 milyar ciro yapmış. Geriye kalan çeyreklerde de kabaca 30 milyar dahi ciro yaparsa şirketin yıllık cirosu 62 milyar. Ancak şirketimizin piyasa değeri kabacası 30 milyar. Dolayısıyla satışlar bölü firma değeri veya piyasa değeri veya piyasa değeri bölü satışlar açısından da şirketimiz gayet ucuz kaldığını ben düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar bakın ne dedik? Şirket değerli bir şirket ancak sektörden kaynaklı şirketin performansları bir önceki yıllara göre bir önceki yıla göre düşmüş. Şirketin normal dönemlerdeki karlılıklarına bakacağım. Ondan sonra arkadaşlar bu özür diliyorum. Bu sektörde bir toparlanma olduğunda şirketin kar marjları neler olabilir ve şirketin arkadaşlar ne kadar kar elde edebileceğini kısaca size şöyle kabaca size aktarmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar şirketimizin genel olarak net kar marjları yani piyasa toparlandığında faizler indiğinde aslında bu şirketimiz rahatlıkla %7 %8 civarı net kar marjıyla çalışabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar eğer şirketimiz normal faizler inmeye başladığında bu şirket %8 kar marjıyla çalışırsa bu kadın ederi ne olabileceğiyle ilgili kaba bir hesaplama yapacağım. Bakın şu an şirketimizin kar marjlarını size göstereyim. %4'lerde olması lazımdı. Bakın arkadaşlar 2024'ün birinci çeyreğinde %3 net kar marjıyla son çeyrekte ise arkadaşlar yani evet yanlış bakmıyoruz değil mi? Bu son çeyrekte de arkadaşlar şirketin net kar marjı %4,4'tür. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda sektörden kaynaklı şirketin kar marjlarında ciddi düşüş var. Ancak faizler indiğinde bu şirketimiz %8 net kar marjıyla rahatlıkla çalışabilir. O zaman böyle bir hesaplama yaparsak bakın şu anki durumda şirket yıllıkta 60 milyar ciro yapacak. Faizler indiğinde bu rahatlıkla 80 milyara çıkacak. Eğer bu şirketimiz atıyorum faizler indiğinde 80 milyar ciro yapacaksa ki bunlar olası durumlardır. Önümüzdeki dönemlerde bu kadın ederi ne olabilir ilgili kabaca bir hesaplama yapmaya çalışıyorum. Eğer faizler indiğinde bu şirketimiz 80 milyar ciro yapacaksa ve %8 net kar marjıyla çalışırsa arkadaşlar 8 kere 8 64 yani 6,5 milyar yıllık net kar yapabilecek potansiyeli olan bir şirketten bahsediyoruz. Tabii ki faizler indiği sürede inmeye başladığı zaman. Peki o zaman hisse başı ne kadar kazancı olur arkadaşlar? Şirketimizin ödenmiş sermayesi 1,6 milyardır. O zaman biz şuradan şirket arkadaşlar piyasa toparlandığında faizler indiğinde Vesbe'nin ne kadar kar edebileceği veya kaç TL olabileceği rahatlıkla hesaplayabiliriz. Eğer 6,5 milyar kar elde edecekse ve biz bunu arkadaşlar 1,6 milyara bölersek şirketimiz hisse başı 4 TL kazanç elde edebilecek potansiyele sahip bir şirkettir. Dolayısıyla böyle sektörün iyi olmadığı dönemlerde bu tür değerli şirketleri bana göre kademeli bir şekilde toplamak mantıklıdır. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Şirket yani faizler indiğinde %8 net kar marjıyla çalışırsa ve 80 milyarlık cirolara ulaşırsa şirket arkadaşlar hisse başı 4 TL kazanç elde edecek. Peki bu şirketimiz dediğim gibi faizler indiğinde hangi fakalarla fiyatlanabilir? Rahatlıkla arkadaşlar bu şirketimiz 10 faka 12 fakalarla fiyatlanacaktır. Eğer 10 fakayla dahi fiyatlansa 40 TL ederi oluyor. Hadi 12 TL olursa o zaman 48 TL ederi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir marjdır. Tabii ki bunlar hemen yarın 2 ay sonra olacak demiyorum. Baktığımızda arkadaşlar birçok şirketin gelir tablosuna, bilançosuna baktığımızda bu sıkılaştırma politikasını, bu faizlerin artırım sürecinden kaynaklı net kar marjlarının hemen hemen hepsinden düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla sektörel ve ülkenin ekonomi programı ile ilgili bir sıkıntı var. Ancak bunlar da sürdürülebilir değil. Faizler eninde sonunda inecek. Dolayısıyla bu değerli şirketler arkadaşlar daha iyi performans göstereceklerdir. Şu an %3, %4 civarı net kar marjıyla çalışan Vesbe
faizler indiğinde bu kar marjları arkadaşlar %8'lere, %9'lara rahatlıkla çıkabilir. O açıdan baktığımızda önümüzdeki süreç için bu şirketler bana göre bir fırsat sunuyor bize. Tabii ki tekrardan söyleyeyim arkadaşlar, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Dolayısıyla arkadaşlar, bu şirketimiz hem şu anki çarpanlar açısından ucuz, hem de önümüzdeki süreçte faizler indiğinde şirketin cirolarında, net kar marjlarında daha önceki süreçlere stabil noktaya geldiğinde şirketin ederinin 50 TL civarı olabileceğini net bir şekilde arkadaşlar görüyoruz. Burada seçtim çarpan arkadaşlar, FK'yı 10 almışız. Yani 12 de görebilir, 15'i de görebilir. Piyasaya coşku geldiği dönemlerde zaten varlıkları, aktifleri, öz kaynakları açısından da ucuzdu. Bu işin bu tarafı biraz uzadı. Ancak arkadaşlar, bir de bu değerli olan şirketimizin tamam cirosunda, net kar marjlarında düşüş var. Ancak şirketin borçlarını ödemedi, her ne kadar cari oran bir olsa da arkadaşlar, sıkıntı yaşayacağını ben düşünmüyorum. Kaldıraç oranına baktığımızda şirketin varlıklarının %56,5'i yabancı kaynaklardır. Türkiye gibi ülkelerde bu gayet makuldür. Hani çok çok yüksek değildir. Kabul edilebilir düzeyde olan bir kaldıraç oranına sahip olduğunu görüyoruz. Şirketimizin arkadaşlar öz kaynak karlılığı da kabaca %28'dir. Ancak şirketimizin piyasa değeri, blue defter değerine baktığımızda 1,15'tir. Bu açıdan da baktığımızda çok çok ucuz kalıyor. Dolayısıyla böyle değerli şirketler bence kademeli alan yatırımcı sabırlıysa para kaybetmez. Şimdi hemen gelir tablosuna geçelim. Arkadaşlar, şirket bir önceki çeyreğe göre satışlarını artırmış. Bir önceki çeyrekte 15 milyar ciro yaparken şu an 32'ye çıkmış. Demek ki bu son çeyrekte, zaten biraz önce söyledik, 17 milyara yakın bir ciro artışı var. Şirketin yurt içi ve yurt dışı satışları, zaten şirketimizin bir ihracatçı şirket olduğunu biliyoruz. Beyaz eşya sektöründe arkadaşlar Türkiye dünyada öyle sayılı ülkelerden biridir. Dolayısıyla bu şirketimiz de Avrupa ülkelerine özellikle ihracat yapan bir firmamız. Dolayısıyla kurda sabit olduğu için bu şirketlerin kar marjları düşüyor. Dolayısıyla bu şirketle ilgili özel bir durum yok, bir sıkıntı yok. Ancak sektörel anlamda, yine dediğim gibi, Türkiye'nin kendi özel durumundan kaynaklı şu an marjlar biraz düşmüş. Şirketin brüt karı arkadaşlar 4 milyar. Geçen sene 4,7 milyarmış. Bir önceki çeyreğe göre arkadaşlar şirketin satışlarındaki maliyet artmış. Dolayısıyla arkadaşlar, satışlar artmış, ancak satışların maliyeti bir önceki çeyreğe göre daha fazladır. Onu da söyleyebilirim. Yani bir önceki çeyrekte şirketin maliyetleri, satışlarının maliyeti daha azmış. Ancak bu sefer oransal olarak biraz artmış. Brüt karı 4 milyar. Baktığımızda şirketin pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine de geçen sene göre biraz düşmüş. Şirketin araştırma ve geliştirme giderlerine geçen sene benzer bir gider olmuş. Şirketin diğer faaliyet gelirleri var arkadaşlar. 1 milyar 352 milyon, geçen sene 4,7 milyarmış. Ancak bu yıl şirketin diğer faaliyet giderleri 2,14 milyarken, yani 2 milyar 141 milyonken, geçen sene şirketin diğer faaliyet giderleri 6,5 milyarmış. İşte arkadaşlar, şirketin satışlarının düşmesine rağmen faaliyet karının geçen sene göre artmış olmasının sebebi buradaki diğer faaliyet gelirleri ve diğer faaliyet giderleri arasındaki makastır. Bu yıl diğer faaliyet gelirleriyle diğer faaliyet giderleri arasında kabaca 900 milyon, eksi 900 milyonluk fark varken, geçen sene arkadaşlar 2 milyar civarı bir fark varmış. Dolayısıyla şirket geçen sene diğer faaliyet giderlerinde ciddi dayak yemiş. Ancak bu yıl geçen sene göre oransal olarak daha az dayak yemiş diyebiliriz. Onun için arkadaşlar, şirketin faaliyet karı, biraz önce özet gelir tablosunda baktık, ciddi anlamda artmıştı geçen seneye göre. Olaya bu şekilde bakmak lazım. Onun sebebi de oydu. Onu da göstermiş olduk. Şirketin finansal gelir ve gider kısmına da baktığımızda, geçen sene finansal gelirleri 2,5 milyarken kabacası, yani 2 milyar 543 milyondur. Kabacasını söylüyorum, düz olanını söylüyorum. Finansal giderler ise 3 milyardır. Geçen sene de 3,5 milyarmış. Dolayısıyla şirketimizin finansal giderleri ciddi anlamda şirketin net kar marjını
düşüyor. Burada arkadaşlar finansal giderlerde 2,5 milyarlık bir fark ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da şirketin net karını düşürmüş oluyor. Enflasyon muhasebesinden dolayı 2 milyar bir kazanç sağlamış. Geçen sene de bu kazancı elde etmiş. Ve günün sonunda arkadaşlar baktığımızda şirketin vergi gelir ve gider kısmında anlamlı bir şey yok. Dönem net karı da geçen sene göre ciddi anlamda düşmüş. Geçen sene 1,844 iken bu yıl arkadaşlar dönem karı 669 milyondur. Dolayısıyla arkadaşlar şirketin bu iki çeyrekte yani ilk yarıdaki karı geçen sene göre ciddi anlamda düşmüş. Şirketin arkadaşlar tekrardan söyleyeyim kar marjları bir önceki çeyreğe göre de düşmüş. Onu da söyleyeyim. Yani şirketin gelir tablosuna bakarken dikkatimizi çeken kısım bu. Finansal giderlerde fazla dayak yemiş. Bir önceki çeyreğe göre düşüş var. Geçen senenin aynı çeyreğine göre de düşüş var. Şirketin kar marjlarında da düşüş var. Ancak bütün bunlara rağmen arkadaşlar şirketimiz bu performansla bile ucuz kalıyor. Zaten biraz önce dediğim gibi çarpanlarda gördük. Yine arkadaşlar dediğimiz gibi piyasa düzeldiğinde bu şirketin ne gibi bir potansiyel barındırdığını kabacasını size söyledim. Nakit akım tablosuna da bakalım. Ondan sonra şirketin faaliyet raporunda bazı bilgiler var. Sektörle ilgili genel bilgiler var. Onları sizinle paylaşacağım ve teknik grafiğine bakıp bitireceğim. Video biraz uzadı farkındayım. Şirketin nakit akım tablosuna baktığımızda işletme faaliyetlerindeki nakit akışları 950 milyondur. Bana göre arkadaşlar burası iyi yönetilmiş. Hiç olmazsa dönem karına göre daha fazla işletme faaliyetlerinden bir nakit yaratabilmiş. Ancak geçen sene göre de ciddi anlamda düşmüş. Geçen sene 3 milyarmış. Bir de finansman kısmına bakalım arkadaşlar. Yatırımlar ve finansman kısmına. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına baktığımızda geçen sene eksi 2,5 milyarken daha doğrusu 2,3 milyarken eksi anlamda bu yıl yatırım faaliyetlerinden kaynaklı 376 milyon nakit kasaya girmiş. Bunun temel sebebi arkadaşlar verilen nakit avanslardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bir de arkadaşlar finansman faaliyetlerinden kaynaklı kısmına da baktığımızda 2 milyarlık bir paranın kasadan çıktığını görüyoruz. Bu paranın da arkadaşlar şuradan size göstereyim. Evet, finansman kısmı değerli dostlar ödenen faizler 1,8 milyardı. Dolayısıyla burada finansman faaliyetlerindeki nakit akışlarının kabaca 2 milyar civarı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi faizlere ciddi anlamda bir para gitmiş. Geçen sene faizlere 1 milyar giderken kabacası bu yıl 1,8 milyar para faizlere gitmiş. Yine borç ödemelerinden dolayı 2,9 milyar para kasadan çıkmış. Ancak borçlanmadan kaynaklı da 4,364 milyon para kasaya gitmiş. Ve finansman faizlerindeki kısım eksi 2 milyardır. Günün sonunda arkadaşlar şirketin dönem sonu nakit ve nakit benzerlerindeki artış ve azalışa baktığımızda geçen sene 424,7 milyon nakitleri varken dönem sonunda bu yıl arkadaşlar 127 milyona düşmüş. Dolayısıyla nakitlerde bir azalma var. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar şirketin faaliyet raporunda sektörle ilgili genel bir değerlendirme var. Sektördeki genel değerlendirme arkadaşlar baya uzundur ancak özet olarak söylesem şunu diyebiliriz. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayından sonra artık yavaş yavaş faizler inecek. Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği tarafından da Avrupa Merkez Bankası'nın zaten faiz indirim süreci başladığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yılın geri kalanında merkez bankaların faiz indirimleri takip edilecek. Oradaki arkadaşlar satışlarda ılımlı bir bak diyor ki sınırlı olumlu seyir korunmuştur. Yani ilk iki çeyrekte böyle Avrupa'da sınırlı olumlu bir seyir korunmuş. Bunun devam edebileceğini söylüyor. Ancak bunun yanında bazı risklerin de olabileceği işte devam eden dünyanın çeşitli yerlerine devam eden savaşlardan kaynaklı risk artırıcı durumlar olabilir. Ancak bunlar çok da öyle önemli olaylar olarak bakılmıyor. Ancak bu faaliyet raporunda öyle söylüyor.
Türkiye'de ise arkadaşlar genel olarak şunu söyleyeyim. Diyor ki geri kalanda yani önümüzdeki 6 ayda geri kalanında iş talebin ve ekonomik büyümenin bir miktar ivme kaybedeceğini söylüyorlar. Hatta arkadaşlar genel olarak şunu söylüyor Türkiye için. Bu enflasyonist ortamda ve faizlerin yüksek olduğu bu ortamda ilk çeyrekte talebin öne alındığını ancak ikinci çeyrekte yani bu son 3 ayda arkadaşlar bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Buralarda zaten yazmış bakın %15'lik bir düşüş var. Şirketin de zaten ciroları %17 düşmüştü onu gördük. Dolayısıyla yılın geri kalanında da bu ivme kaybının devam edebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla olay o şekilde bakmak lazım. Ancak arkadaşlar şirketin bir de şurada üretime geçen çamaşır makinesi 1 Nisan 2024 tarihinde yeni faaliyete geçen bir üretim artışı var. Dolayısıyla bunlar aslında daha yeni yeni ciroya katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Yine arkadaşlar şirketin adet bazında %8'lik bir düşüş olmuş geçen sene göre. Zaten ciro bazında %17'lik düşüş olduğunu görüyoruz. Şirket çeşitli yatırımlar yapmış. 53 milyon Amerikan doları civarında bu ilk 6 ayda bir yatırım yapmış. Bunun dışında arkadaşlar şirketin şurada ihracat tarafıyla ilgili de geçen sene göre bir düşüş olduğunu ben gördüm. Onu da sizinle paylaşmak istiyordum. Şu an arkadaşlar göremedim. Ancak genel olarak şirketin kapasite artışında da bir düşüş var. Bak 2023 yılının ilk 6 ayında %78 olan kapasite kullanım oranı 2024 yılının ilk döneminde arkadaşlar ilk yarısında %72 olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar aslında dikkat edin arkadaşlar şirketin özelliğiyle ilgili bir sıkıntıdan bahsetmiyoruz. Şirketin içinde bulunduğu sektörden kaynaklı şirketin marjlarında düşüş var. Genel olarak bana göre şu anki duruma göre fena bir bilanço değil. İlla da bir yorum yapacaksam ben öyle bakıyorum. Çünkü bütün bunlara rağmen şirket ucuz ve hala ucuz kalabiliyor. Yani her ne kadar marjlar düşmüşse de bir de tekniğe bakalım video uzadı. Haftalık TL bazlı grafiğine baktığımızda arkadaşlar 20 günlük 50 günlük ortalamaya geldiğini görüyoruz. Kağıdımızın kabaca 19.130'un üzerinde tutunması lazım. Eğer orada tutunmasa arkadaşlar daha da aşağı sarkabilir. Piyasa burada belirleyici olacaktır. ERASA'yı olarak da baktığımızda bayağı aşağıdadır. Ben indikatör olarak sadece ERASA'yı kullanıyorum. Hacim kullanıyorum. Bir de arkadaşlar ortalamaları kullanıyorum. Yıllardır böyle yapıyorum. Açıkçası artık alışmışım. Dolayısıyla ben bu açıdan uygun görüyorum. Çok fazla indikatör kullanmak da istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.